Evet arkadaşlar, şimdi küçücük bir yer kaldı. Onu da bir tamamlayayım ben. Düzeltme kısmı. Onu da yükleyeyim bitsin. Şimdi arkadaşlar, şimdi düzeltmek için önce verileri tabi ekrandan almamız gerekecek. Yani şimdi buradan da çekebilirim ama şurada alıvereyim hemen. Tabi önce adını, soyadını falan filanı alacaksınız kişinin. Tabi bunu da alacağız. Ekleyeceğiz çünkü. Copy. Yani şimdi düzeltme yapacağız ya. Tekrar. Bunları almamız gerekiyor. Şuradan Ctrl V ile yapıştırırsam, tabii bunları bir tava sokmam lazım. Böyle çalışmaz biliyorsunuz Python'da. Boşluklar çok önemlidir. Bunu böyle alacağız. Sonra bunu kutu'a, append değil yani sonuna değil de spesifik bir yere insert ile ekleyeceğiz arkadaşlar. İşte insert'te ekleyeceğim zaman da işte T nolu kayıt olduğu için şuraya T diyorum. T nereden geliyor? For'dan geliyor. Yani şuradaki T for'dan geliyor. Şuradaki for more, şu tek tek kayıtları tarıyoruz ya. T nolu kaydı düzelteceğim için T nolu kayıtta bunları insert'te ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi mesela 2 nolu kaydı düzelttim ama o zaman eklediğim zaman oraya öbürsü 3 nolu kayıt olacak. 3 nolu kaydı da o zaman sileceğim yani. O zaman diyeceğim ki kut nokta pop sil. Yani biliyorsunuz pop indeksli değişkenleri siliyordu. Kaç nolu kaydı? 3 nolu kağıdı mesela sil. T nolu kaydı sil. Tabii biz o yüzden hep değişken kullanıyoruz. Oraya 2 ya da 3 yazmıyoruz. Çünkü her biri değişiyor. Adı üzerinde değişken. Ve diyeceğiz ki işte print inşallah çalışır hemen. Bir tane süslü açarız. Kapatırız. İşte T nolu kayıt düzeltildi diye bir mesaj verir. Düzeltildi. Bunu da eklersek diye bir mesaj verir ve iş biter arkadaşlar. Bu kadar. Yani şu kadar 3 satırlık bir şey. Geçen keşke dersteki sonu ekleseydim ama işte biraz uzun sürünce sıkıldım. Tamam arkadaşlar. Bu şekilde inşallah. Şimdi tabii bunu deneyeceğiz. Şimdi programdan çıkalım. Şunu da Ctrl S ile kaydedelim. Şöyle bir bakayım genel olarak. İşte adınızı aynılarını istedik. Düzeltilme seçtikten sonra T nolu insert olarak ekledik. Bir sonraki kaydı sildik. Düzeltildi mesajını da verdik. Tamam. Şimdi çalıştırdığım zaman arkadaşlar. İşte iki bir veri sorayım. Mesela bu arada veriyi de açayım. Mesela şu ISO ölçeğini küçük harflerle yazalım diyelim. Şimdi küçük I yazınca bulacak onu. ISO ölçeğini buldum. Küçük harflerle yazalım. Şimdi düzeltme isteği seçiyorum. Bana soruyor. Diyorum ki ISO ölçen küçük harflerle. Bakalım değişecek mi? İşte 3, 1, 2, 3, 4, 5'miş. Telefonu 213, 62, 43 diyeyim. Bu benim Ankara'daki numaram şu anda iptal oldu. Ankara'da senelerce ben oturdum. 22, 23, 24 yaşlarına kadar herhalde. Tam hatırlamıyorum ama çok uzun bir süre Ankaralıyım ben. Oturdum aslında İstanbul'uyum da Ankaralı oldum. Yani tabii ben oranın kültürünü aldık. Şeyde yazarsak işte Aysu Aysu ölçen et hum edu tier olarak da düzeltelim. Bak şimdi şuraya bakın. Bakın aynı anda düzeltecek. Tabii hata varsa düzeltmez de. Bir nolu kayıt düzeltildi. Şimdi düzeltme diye herhalde burada göremeyeceğiz. Bir daha bakalım. Bir nolu kayıt düzeltildi diyor. Ha, bunu diskete kaydetmedik arkadaşlar. Diskete de kaydedelim. O yüzden burada değişiklik olmadı. Bunu da diskete kaydedelim. Veri yaz mıydı? Neydi? Unuttum şimdi adını. Bakalım neymiş? Veri yaz. Veri yazın üzerine kutu yazınca veri yaz kut diyorum. İş bitiyor yani bu kadar. Şimdi bakalım olacak mı? Ctrl S ile kaydettim. Çıktım. Girdim. Şimdi soralım bir kere daha. Şeyi de açalım. Verimizi de açalım. Şunu ayhan. Virüs yazmış. Ayhan'ı kendimi düzelteyim bari. Ayhan yazayım. Ayhan ünsüz. Ayhan ünlü olarak düzelteyim. Ayhan ünlü.
Ay pardon ya. Beni sormadan gideceğiz. Ayhan diyelim. Ayhan ünlüğü verdi. Bunu düzelt dedik. B'yi seçtik. İşte buraya da Ayhan ünlüğü. İşte 213, 62, 43. Ayhan Etrakya Edu Diyar. Bakın şimdi aynı anda değişmesi lazım inşallah. Bir eksik olmazsa şu Ayhan Ünsüz yazısı değişecek. Basıyorum Enter'a. 0 nolu kayıt düzeltildi diyor. Ne kadar güzel. Şimdi de bakalım, emin olmak lazım. Şimdi de açalım. Ayhan Ünsüz olarak kalmış arkadaşlar. Bunu düzeltmem lazım. Ben önce düzeltmem lazım. Bakalım nerede hata yapmış. Aslında hata yapmadım da. Popla bir sonrakini sileceğim. Çünkü araya kayıt girince, yani burası T artı 1 olacak. İtecek kaydı. Araya girdi mesela. 2 nolu kayda girdi. 2 nolu kayıt 3 nolu kayda kayacak. Ama onu da sileceğiz. Yani ortalıkta bırakmayacağız. Parça parça gidiyoruz inşallah. Neyse, bir daha bu sefer olacak inşallah. Yine açıyoruz. Hemen 2 nolu soruyoruz. İşte Ayhan diyoruz. Ayhan diye bir kaydınız var mı? İçte Ayhan geçen varmış. Bunu diyoruz düzelt. Ayhan ünlü olarak düzelt. İşte 213, 62, 43 olarak düzelt. Ayhan Etrakya. Trakya. Edu. .tr olarak düzelt. Bakıyoruz inşallah bu sorunu. Şuraya bakıyoruz. Bir nolu satıra. Hop. Düzeldi arkadaşlar. Bakın şu anda düzeltme çalıştı. Şöyle bir programımızı inceleyecek olursak da zaten size yollayacağım. İşte adı tekrar aldık. Teli tekrar aldık. Düzeltecek. E-mail tekrar aldık. İstersek eskileri yazdırabildik. Her neyse işte. Put insert dedik. Insert araya sok demekti biliyorsunuz. Araya sok. Kaç T nolu bulduğum kaydı araya sok. Mesela 2 nolu kaydı düzeltip 2 nolu kaydı olarak bu oldu. Buraya girmiş oldum. Add ters email. Sonra fakat 2, 3 olduğu için bir sonrakini silmek istedim. Yani T artı 1 nolu kaydı da silmek istediğim için. Pop kullandım burada. Sonra bunu veri yaz olarak diskete ya da kayıt muhtemelen yazdım. Ve bunu mesaj olarak da arkadaşlar verdim. Ve böylelikle silme, düzeltme, işte arama, veri kaydetme falan şeklinde vermiş olduk. Listeleme de biraz tam olmadı ama onları daha güzel hale getireceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum bu şeylik günlük. İşte yakında da Windows pencerelerine falan geçince daha güzel hale gelecek diye düşünüyorum. Arkadan da işte dediğim gibi SQL veri tabanlarını da ekleyip programımızı büyüteceğiz. Tabii ondan sonra da güzel bir program, kapsamlı bir şey yazmayı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Esenlikler diliyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.